O gelin adamı rahatlatın. Sudan ablayla anlaşılır mı? Ne? Düğüne getireceğim köye.2013'ten beri seyahat ediyor. Genelde de motorla ediyor. I was flying and renting or buying a motorcycle at the place I couldn't go with. Bazen uçakla bir yere gidip orada kiralayıp öyle de motorla devam ediyor yoluna. And so I had to stop for a year now, 15 months. Everybody stopped. And 15 aydır COVID yüzünden zaten durdu herkes gibi. And now, as a, you know, a restart of traveling, I chose Turkey. Bu sefer tekrar başladım Türkiye'den. Türkiye'yi tercih ediyorum şu sen bu sefer. Why you think to travel by your motorbike? Motorcycle traveling is a way of life for me. I can't imagine a different way. That's what makes me the happiest. Before your travels, you also was cycling in Greece. Motorcycle in Europe. In Europe generally. Everywhere. For long time. I mean before your long travels. I've been riding motorcycles for 19-20 years. 19-20 yıldır zaten motosiklet kullanıyor. Dolayısıyla onun için çok önemli. Hani bir hayat biçimi gibi. Dolayısıyla da seyahatlerimi de bu şekilde yapıyorum diyor. 2013'te başladığını söyledi. Toplamda kaç kilometre yol kat etti ve hangi ülkelere gitti? How many kilometers you made by your motorbike and which countries? Yeah, I've been to this is the 42nd country. 42nd? Yeah. Bu 42. ülke. Out of 57 in general. 57 in total but 42 on a motorcycle. 57 general. Yeah. 57 ülke gördü. 42 tanesi de motorla oldu. Do you any specific country that you it was very difficult to leave from the country? Because you loved a lot. So much. Yeah. You know, it's a few factors. It's the people you meet, the landscape. Mm-hmm. So it's a mix of things that you either like or don't like a country. Mm-hmm. Same like me. Exactly. Yeah. So I would say landscape-wise, Norway was very very beautiful. It's quite unique with the fjords. Yeah. People are everywhere nice. Really? Do you think so? Most, yeah. I don't think so, by the way. I found help everywhere I needed. That's great. Okay. Bir ülke için iki şey çok önemli. Birincisi hani görüntü, doğası vesaire. Bir de insanları ikiye ayırmak lazım. Sonuçta bir ülkeyi çok eğer çok seviyorsanız iki şeyi de çok beğenmiş olmanız lazım. Norveç'te o doğasını vesaire çok sevdim. Hani benim için zordu ayrılmak. İnsan olarak düşünüyorsak eğer bütün ülkelerin insanları bana hep çok yardım ettiler. Dolayısıyla hep çok sevdim. He asked about your plan. Yeah. But I said you will make a circle in Turkey. The plan is to go around Turkey in 2.5 months and we'll cover around 2,5 ayda Türkiye'yi bitirmeyi düşünüyor. Öyle bir hat. About 7000 kilometers I 7000 kilometre gibi bir yapacağı yol var. So after Turkey? Back home and there is a plan what's coming up. Okay. Sonra eve döneceğim, Yunanistan'a döneceğim. Ondan sonra da ne olacağına bakacağız. Plan yapacağım diye. If you have a problem with your bike on your road, how do you fix the problem? I mean, can you fix it or you go to a place? So, do you guys have an expression which is touch wood or knock wood? No. We have. So, this expression Is it like a good in like, you know, thank God nothing has happened yet. You think? Yes. This is my expect, by the way. And I wish nothing will happen. Yeah, but sure. If it does, someone on the way will help me, and it has happened to friends of mine. Mm-hmm. You can have road assistance. I road assistance also. Or I try to fix it myself if it's easy enough. You can do some maintenance, some simple things. Okay. You know, fix a flat tire. Okay.
bazı şeyleri ben halledebiliyorum. Küçük şeyleri ben halledebiliyorum. Çoğunlukla insanlar da yardımcı oluyor. Ama bunlardan en önemlisi de ben aslında iyi niyetle yola çıkıyorum. Dolayısıyla hiçbir şey olmayacakmış gibi düşünüyorum. Bu seyahat edenlerin genel bakışıdır. Ben de Uzak Doğu'ya gittiğimde öyleydi. Yani hiçbir şey olmayacak diye yola çıktım. Hiçbir şey de olmadı. Bu böyle olması gerekir. Birincisi politik olarak insanlar politik olarak kavga varmış gibi görünüyordu ama insanlar birbiriyle konuşsa zaten barış olacak. Hani politika ayrı bir şey dedi. Ayrıca hani geçmiş geçmiştir. Hiçbirimizi ilgilendirmez. Biz dostluğumuzu kurarız. Hepsi budur.